Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür her şey yolunda. Geçen bölüm Bosna'yı konuştuk seninle. Balkanları. Bosna'yı. Eski Yugoslavya'yı andık falan. Evet. Sen iyi bir Balkanlı veya Makedon olduğun kadar iyi de bir İzmirlisin. Elhamdülillah. İzmirli olmanın 5 şartını. İzmir konuşalım bugün. İzmir'in hikayesi nedir? Tarihçesi nedir? Senin İzmirliliğin nereden başlıyor? Oralardan devam edelim. Tabii bazen Balkanlardan başladık. Aynı hemen bağlantıyı kurayım. Bizimkiler Türkiye'ye göç edince serbest göç tabii. İstedikleri yere gidebiliyorlar. Bizden evvel bir akrabamız çok eskiden İzmir'e yerleşmiş. Benim ailem de onun peşinden İzmir'e gelmiş. Yani tamamen tesadüf. O akrabamız Yozgat'a gitseydi şu an biz Yozgat konuşuyor olacaktık. Ben 3 dakika sürecekti. Ben 1979 yılında İzmir'de doğdum. Yani ailemin İzmir'de doğan ilk kuşağı benim annem babam. İzmir'e sonradan geldiler. Yani doğma büyüme İzmirli olan... Tam muhacir. Evet, onlar muhacir. Ben İzmirliyim. İzmir'de hangi bölgeye gidiyor? Karşıyaka'dan. Peki Karşıyaka'nın özelliği muhacirlerin yoğun olduğu bir yer mi yoksa o da mı tesadüf? O da tesadüf. Ama muhacirlerin yoğun olduğu İzmir'de yerler var. Karşıyaka bunlardan biri, Çiğli bunlardan biri. İşte Altındağ, Yeşilova, Pınarbaşı tarafları var. Belli başlı yerler var İzmir'de, merkezde. Muhacirler, Balkan muhacirleri daha çok orada. Mesela Bayraklı Çay Mahallesi var. Erzurumluların daha çok yoğun olduğu İstanbul'da yer. İstanbul'da mesela Bayrampaşa'nın öyle. Evet, Bayrampaşa'da mesela Balkan göçmenleri vardır. Yine İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde epey bir Erzurumlu nüfus vardır. Yani cağ kebap yemek için İzmir'de doğru yer Kemalpaşa ilçesidir diyebiliriz. İzmir'de mesela en çok kim var dersen Mardinliler diyebilirim. Yani öyle Konyalılar mi? Da çoktur. Yani İzmir'e dışarıdan göç... Midyeci mi? Midyeciler evet. Mesela Kadife Kale tarafında yaşar ama İzmir'in her yerindedir Mardinli nüfus. Nasıl İstanbul deyince akla hani Sivaslılar geliyorsa İzmir'de de bu Mardin'dir. Sonra Erzurum ve Konya'dır. Sonra da bir de muhacirler var. İlginç. Konya'da var İzmir'de. Konyalılar da var. Konya'da sanırım 55-60 civarlarında bir yangın olmuş. Epey bir nüfus Konya'yı terk etmiş. Sanırım Derebucak taraflarından. Yani bir kısmı Almanya işçi gitmiş. Bir kısmı da Türkiye İzmir'e gelmiş. İzmir'in ile ilgili en eski kayıt nedir biliyor musun? Baktın mı bunlara? Yani bunlar bize hani ilkokulda öğretilirdi. Böyle üniteler vardır ya, şehrimizi tanıyalım vesaire. Ben oradan hatırladığım bilgiler var. İşte İzmir ismi Smirna'dan geliyor. Yani bir işte Bayraklı'da bir Tepekule dedikleri bir yer var. Biz böyle ilkokulda oraya geziye giderdik. İzmir'in kurulduğu yerdir. İşte Tantalos diye bir kral var. Smirna diye bir kadına aşık oluyor. Bir Amazon. Hani eski zamanda bir savaşçı kadın. Mitolojik mi bu? Yo, gerçek. Hani mitolojik değil, gerçek. Onunla evleniyor. Onun adına kurulan bir şehir İzmir. Belki milattan önce 2000-3000 yani diyebilirim. Yani şey, belki bir 5000 yıllık tarihinden bahsedebiliriz İzmir'in. Eski bir şehir. Bu işte bu Bayraklı taraflarında kuruluyor. Bir de Kadife Kale var. Yani Pogos ya da Pagos diyorlar bugünkü adıyla. Orada bir şehir yerleşim var. Bir de Kemeraltı'nın arka tarafında yani Basmane ile Konak sahil arasında bir yerde Agora dedikleri bir yer var. Hakikaten Agora, yani böyle sütunlar, kazı yapılıyor. Yani orası ortaya çıkartıldı. Bir Agora dedikleri bir yer var. Yani şehir meydanı. Açık alan derler ya, Agora o manaya gelir. Öyle bir kent yerleşimi de var. Yine orası da birkaç bin yıla tarihlenebilir yani. Temelde İzmir'in kuruluşu bu. Bu Smirna kelimesi de işte dönüşerek bugünkü İzmir. Ana tarih olarak ana merkez birden fazladır bir de değil mi İzmir'de? Evet, tek birden fazla merkez var. İstanbul'daki Sultanahmet gibi değil. Değil yani. Tabii. İşte dediğim gibi yani beni bilebildiğim 3 tane yer var. En az. İzmir buralarda kuruluyor. Daha sonra tabii bu işte İonya Birliği oluşurken işte Yunan şehir devletleri o diyelim o tarihte 10-15 tane şehir devleti bir araya geliyor de bir birlik haline geliyorsa o 13-14 devletten biri de Smirna şehir devleti oluyor. Yani o Yunan Birliği'ne, Yunan Ligi'ne de katılıyor ama kurucuları falan muhtemelen burada Anadolu insanları. Yani hemen aşağısında Efes var zaten. Orası da İzmir'in bir parçası. Efes antik şehir de zaten başka bir hikaye mesela. Evet, evet. Bambaşka büyük bir hikaye orası. Sonrasında buralar tabii liman şehri olduğu için ticaret yüzyıllardır. Burası liman ticaretiyle yaşaya gelen bir şehir İzmir. Hareketli böyle canlı bir yer. Nüfusu var yani her zaman. Çeşme'de mi liman? Değil. İzmir, işte bugünkü İzmir. Kordon dediğimiz yer. Yani mesela İzmir'in şu anki limanı Alsancak'ta. Hani Körfez'in içinde. Korunaklıdır böyle. Yani Çeşme'de
dışarıda, Ege Denizi'nin dışındadır. İzmir'in diğer tarafındadır. Orada da bizim deniz kuvvetleri Fatmak diye hani Çeşme'de bizim donanmayı yakarlar ya. Donanmanın Çeşme'de olmasının bir sebebi vardır. Çeşme'de Ilıca dediğimiz yer vardır. Sular sıcaktır. Gemileri oraya çektiğiniz zaman altında sıcak sular yosunlanmasını engeller. Yosunları temizler. Yani gemilerin bakımı için ideal bir su sıcaklığı vardır orada. O yüzden Osmanlı donanmayı Çeşme'ye kurmuştur diye bir bize anlatılır. Devlet aklı yani, be. Evet, devlet aklı böyle bir şeydir. Tabii zamanla işte Roma İmparatorluğu, bütün bu işte Yunan, antik Yunan, Anadolu medeniyetlerinin yaşaya geldiği bir yerken İzmir. Tabii bir süre sonra, ama bu arada mesela Emevilerin biliyorsunuz İstanbul'u fetih denemeleri var. Onların öncesinde gelip İzmir'i bir hani orayı bir istasyon gibi kullanmaları, orada bir karargah kurmaları söz konusu oluyor. Yani Araplar geliyor, Cenevizler geliyor, Roma İmparatorluğu geliyor, Bizans geliyor, işte Aydınoğulları, Beylikler dönemi var. Yani herkesin gelip tutunamadığı bir yer. Yani kimse gemilerin orada... Gemilerin nasıl bir yolu düştü ki? Gemilerle. Karayoluyla da gelseler bile. Yani İzmir'e geldikleri vaki yani biliniyor. Yani İstanbul'un fetih çabaları sırasında İzmir'de de bir şey kuruluyor karargah. Çok el değiştiren bir yer. Yani Türkler de geliyor mesela, işte Çaka Bey geliyor Selçuklular zamanında, denizci. Orada bir hani hükümranlık kurmaya çalışıyor ama daha sonra tekrar Bizans geliyor vesaire derken bütün bu meseleler, bu gitgeller, yani toplumlar, medeniyetler arasında İzmir el değiştiriyor. Sonra 1400'lerin başında, yani İstanbul'un fethinden bir çeyrek asır veya yarım asır önce 2. Murat, yani Fatih'in babası, İzmir'i kesin, yani tartışmasız bir şekilde fethediyor. Yani İzmir'in tarihi, yani Müslüman Türk bugünkü hani medeniyetin gözünden bakacak olursak 1420'ler, 1410'lar diyelim, işte tam tarih veremeyecek olsam da orada artık ta ki ne zamana kadar diyelim, işte 1400'lerin başından 1900'lerin başına kadar, yani Yunanların 1919'da işgaline kadar kesintisiz 500 sene Osmanlı Devleti'nin önemli bir liman şehri olarak hayatına devam ediyor bu şehir. Tabii Hristiyan nüfus var. Yani orada ciddi bir şekilde, yani Müslümanlar var, Hristiyanlar var. Hristiyanları da ikiye ayıracak olursak Osmanlı döneminde, Osmanlı döneminden bahsediyorum. İşte bu 500 yıllık hikayede Rumlar, Ermeniler var. Bir yerli Hristiyan topluluk olarak Müslümanlar var, Türkler, Museviler var, Sabetaylar var. Hatta Sabetay Sevi'nin doğduğu İzmir'den çıkıyor. Yani Selanik İzmir arasında bir hikayenin bir tarafı da İzmir. Bir de bu denizcilik ticaretini yapa gelen Levantenler var. Yani bu İtalya'dan, Fransa'dan gelen, bugün de İzmir'de hala yaşayan aileler var. Köşkleri, çok güzel köşkleri var. Deniz ticaretiyle meşguller. Azaldılar ama o Levantenler de hala İzmir'de yaşıyorlar. O yüzyıllardan kalma bir İzmir gerçekliği olarak. Tabii Atilla İlhan anlatır. Hatta bir gün böyle Karşıyaka'da ben bir adamla tanışmıştım. Konuşuyoruz. Adam Hırvatmış. Ama doğma büyüme ya. Dedelerinin dedeleri Hırvatistan'dan yüzyıllar önce gelmişler İzmir'e ticaret için. Zanaatkarmış yani, böyle demirci miymiş neymiş. Sonra olmuş, her şey olmuş bitmiş. Bu aile İzmir'den ayrılmamış. Yani tek bir Hırvat aile yani. Hırvatlığını muhafaza ediyor. Hırvatlığını demek muhafaza ediyor. Ama yani ben 50 yıllık diyelim, kaç diyelim, 50-60 yıllık İzmirliysem o 500 yıllık İzmirli. Güzel. Gerçi bizde pek kimse aslında olmuyor zaten. Evet. Herkes rengini muhafaza edebiliyor. İzmir hikayesi bu. Dedin galiba. Tabii. Şimdi İzmir deyince aklıma hemen Rum nüfus geliyor. İzmir böyle hani Yunanlıların da işgal etti. Yunanlıların da tarihsel olarak hani nasıl Konstantinopolis'i sahipleniyorlarsa İzmir'i de o şekilde kendilerinin bir partisi gördükleri için, bir de Ege Denizi'nden dolayı, hani yakınlıktan dolayı böyle İzmir işte Yunanlıkla ve Rumlukla anıla gelir ama çok ciddi bir de bir Ermeni nüfus vardı milli mücadeleye kadar. Daha sonra tabii şehri terk ettiler. Bir takım olaylar anlatırız yani, konu oraya geldikçe konuşuruz. Peki bu gavur İzmirlik oradan mı kalma? Gavur İzmir'in kavramı böyle çok, yani son yıllarını popülerleştirdiği bir kavram. Siyaseten hani bagajlar yüklendi ama tarihsel bir, folklorik bir hikaye olarak ve kavga sebebi de değil de Osmanlı zamandan beri. Tamam, saydım belki 300-500 yıllık bir hikaye daha. Şöyle İzmir'i bilenler için söylüyorum. Hani böyle kordon dediğimiz yer, yani Alsancak'tan başlar konağa kadar, işte Güzelyıldız'a kadar devam eden kordon, gayrimüslimlerin yaşadığı yer. Yani İşte Hristiyan nüfusu veya da Yahudi nüfusun olduğu yer. Müslümanlar daha iç kısımlarda yaşıyorlar. O Yahudiler, Museviler, Rumlar, yani deniz ticareti yapanlar, dil bilen, deniz ticareti
uluslararası ilişkiler olan. İlişkileri olan aileler orada bir yerleşik bir nüfus oluşturmuşlar. İşte Basmane tarafı, Kadifekale tarafı, işte bugünkü Tilkilik dediğimiz yerler, İzmir'de yine bunlar böyle Basmane Garı'nın etrafında olan yerler. Buralarda da Müslüman nüfus var. Ya burası biraz daha tepe iç yukarılar ve arka taraflar. Bu taraf için yani İzmir dışarıdan gelen için İzmir neresi? Kordon. Yani ilk gördüğünüz yer oralara gavur İzmir denmiş. Yani ayrım buradan geliyor ama bu ayrım dediğim gibi. Yani İzmirlilerin de kendi içlerinde sempa gülerek yaptıkları yani bir... Yani şeyle alakalı değil mi? O bölgenin demografik yapısına atfet. Tabii yapan. Şey o semt bu semt oluyor. Aynen sizin mahalle bizim mahallemiz. Tanzimat'a kadar. Böyle. Tabii. Tanzimat'ta. Aynen. Yani bir dediğim gibi demografik coğrafi bir ayrım var. Gavur İzmir, Müslüman İzmir. Ha zamanla ne olmuş? O gavur İzmir tabiri İzmirlilerin yaşam tarzı ile ilgili, siyasal tutumları ile ilgili şakayla başlamış ama biraz bir süre sonra bütün şehri kapsayan bir sıfat haline gelmiş. Ama İzmirliler biraz da şey gibi, zenciler kendi içlerinde hani birbirlerine zenci der de dışarıdan diyemezsin ya. İzmirliler, biz de duyuyorum yani akrabalarımız hepimiz. Kendimiz bahsederken gavur İzmir şakasını yaparız ama başkası söyleyince savunmaya geçeriz. Onun gibi bir mesele. Şey dedi, siyasi angajman açısından. Onu da anlatayım. Öyle benim yaşım tutuyor, ben hatırlıyorum. İzmir'in öyle bir radikal bir partizanlık şeyi tutumu yoktu bildiğim kadarıyla. Hatta uzun süre Anavatan Partisi'nin belediye başkanlığını yaptı. Şimdi Cumhuriyet kurulunca... Kalesiydi değil mi? Tabii. ANAP, Doğru Yol, Demokrat Parti. Evet. Ya şöyle söyleyeyim. AK Parti'nin iktidarından sonra... İzmir bir anda yani bu yaşam tarzı meselesinden dolayı yani siyasal bir şey yok. Yani İzmir dediğiniz yer merkez sağ bir şehir. Yani öyle solcu bir şehir değil. Ya yani evet. Bir de ben konuşurken bugünden bahsetmiyorum. Yani anladım. 2022'den değil. Yani genel olarak Cumhuriyet tarihinde yayalım 100 yıllık bir hikaye var elimizde. Bu 100 yıllık hikayede İzmir'in solculuğu, sosyal demokratlığı yok. Hatta gayet muhalif bir şehir. İzmir suikastinin ne derler cereyan ettiği bir yer. Serbest fırkanın doğduğu serbest fırkanın yani doğduğu yer. Terakkiperver fırkanın, serbest fırkanın hep yani öteki olanın hep rağbet gördüğü yer. Sonra Demokrat Parti'nin yani Menderes'in kalesiydi. Demokrat Parti'nin kalesiydi tabii. Şimdi radikal mübadele için söylüyorum radikal derken de yani aşırı bir tepkisel bir laiklik tutumu mevcut iktidara karşı oluştu yani, tabii. Onun uygulamalarıyla uzlaşamama mevzusu. Bir de İzmirliler şeyi tutturamıyorlar. İktidar kim olursa olsun onunla muhalif olma, ona muhalif olma. Refleksi var. Bir diyorsun. De İzmir'de şu var. İzmirliler mesela Anadolu'da bazı şehirler vardır. İsim vermek istemiyorum. Hani Ankara'daki iktidar kimse hep o şehrin belediyesi de odur tamam mı? Mesela İzmirlilerde de böyle bir durum var. Nadiren örtüştüğü anlar var, istisnalar ama genelde ters düşer. Yani evet. Zaman zaman Atatürk iktidarında muhalif olur. İşte o da olmuş. Evet yani böyle tutturamazlar şeyi Ankara'yla. İşte Özal iktidardayken SHP'yi seçerler. SHP iktidardayken Özal'ı seçerler vesaire. Böyle yoksa yaşam tarzı tek amil olamaz çünkü yaşam tarzı çok oraya atfedebileceğimiz tarz Türkiye'de çok yaygın. Antalya'da öyle. Tabii Antalya. Bütün Ege kıyıları, Karadeniz'de birçok şehirler var. Hatta İzmir'de zaten genelleme de yapılamıyor. Ben hep onlardan kaçıyorum genellemelerden. İzmir'in hani demografik yapısı, sosyolojik yapısı karışıktır. Yani mesela diyelim bugün CHP orada %50 ile iktidardaysa, belediye alıyorsa mesela AK Parti'de %40 alıyor. Yani AK Parti başka bir yerde %30'la belediye başkanı çıkartıyor. O şehir AK Partili oluyor. İzmir'de %40'la belediye başkanı seçilemiyorsunuz diye o şehir bir anda bambaşka bir demografiye kavuşmuyor. Yani şeylere, rakamlara, oranlara, sosyolojilere dikkat etmek gerekiyor. İzmir ama şu var. Yaşam tarzı açısından hakikaten kendine has bir şehir. Yani kendi siyasal kendi dili var, kendi terminolojisi var. Belki siyasal olarak yani genellemelerden kaçarak söylüyorum. İlla bir zorlayacaksak böyle ultra demokrat bir şehir olmayabilir. Benim kendi standartlarımda ben İzmirli olarak söylüyorum. Ama Türkiye'nin birçok şehrine göre daha anlayışlı, daha rahat oturup kalkabileceğiniz, insanlarla konuşabileceğiniz bir şehir. En azından esnafı da mesela iyi esnaftır hala. Bu İstanbul büyükşehir olmaktan kaynaklı bozulmuştur ya. İzmir, İstanbul esnafında kazıklanma, dolandırılma ihtimaliniz daha fazladır. İzmir'de bu yoktur. Tabii. Bir büyükşehir olmasına rağmen İzmir hala daha o geleneksel bağların, geleneksel değerlerin devam ettiği bir şehirdir. Onu da söylemek isterim. Peki neden Çiğdem? Bunu inanın ben hiç bilmiyorum ama evet biz çekirdeğe, niye böyle yani farklı isimler çekirdeğe Çiğdem diyoruz. Çok global bir şey. Simite mesela İstanbul'da. Gevrek diyoruz biz simite. İstanbul'da bütün Türkiye'de evet. Buna simit deniyor yani. Evet, biz gevrek. Hatta bunu... simite benzemeyen şeylere bile
Evet. Kastamonu simidi diye bir şey var mesela. Simitle alakası olan Samsun saçma simidi, bir şey. Ankara simidi. Bütün bu benzer besin ürününe herkes simit derken bu şey nedir yani? O da mı genele muhalif olma diyor? Bilmiyorum onu. Onun nasıl olmuş gerçekten bilmiyorum. Ama evet işte domates demeyiz de domat deriz. İşte yani. Mesela sigorta, elektrik sigorta, evin sigortası atar ya elektrik sigortası. Biz onu asfalya diyoruz yani. Asfalyası atmak diye hatta sigortası atmak tabiri bile vardır. Birçok şey böyle. O İzmirlilerin belki de işte kendine has bir havasından özellikle muhafaza etmekten hoşlanıyorlar. Galiba. Hoşlanıyor tabii tabii. O var. Mesela bu belki çıkarken bilinçli çıkmamıştır bu farklılıklar ama onları muhafaza ederken gayet bilinçliler. Yani işte buna gevrek demeye devam edelim. Kumrumuz var diyelim bir tür sandviç çeşidi. Çok muhafazakardır İzmir kendi değerlerini koruma anlamında. Evet. Tepkiselliği de o muhafazakarlıktan kaynaklanıyor. Yani işte bir İzmir adı altında İzmir adı markası olmuş, marka olmuş yani böyle diyelim. Bir takım özellikler var, bir takım yaklaşımlar var, değerler var. Onları kaybetmek istemiyorlar ve bunu çok büyük bedellere rağmen hani siyasal açıdan, ekonomik açıdan yani İzmir mesela nüfus olarak evet Türkiye'nin 3. büyük şehri. 4,5 milyon nüfusu var İzmir'in. Ekonomik olarak yani denizin kıyısında iklimi muazzam, turizm, tarım, endüstri, sanayi, hizmet sektörü. Yani aklını Türkiye'de aklınıza gelen ne kadar sektör varsa hepsinin en iyisini yapabileceğiniz bir ortam, lokasyon. Ama İzmir Türkiye'nin en büyük veyahut da en zengin ilçe şehri değil. Neden? İşte bu çatışmalar yüzünden. Yani belki de hani o yatırımlara karşı işte yatırım gelmesin, şu olmasın, bu olmasın. Önemli değil. Merkezde de arası hiç iyi olmadığı için. Hiç iyi olmasın ezelden beri. Dediğim gibi yani Menemen olayı denen o acı hadise İzmir'de cereyan etmiş. Evet. Şapka kanununa en büyük muhalefet İzmir'de çıkmış. İnsanlar işte serbest fırka mitinglerinde falan şapkaları evet. Böyle yerlere falan atmışlar. Şey de İzmir'de değil mi? Adnan Menderes'in uçak kazasından sonra indiği İzmir havaalanında çocuğunu kurban etmeye çalışan bir adam var. Önüne evet önüne yatırıyorlar. Dönemin gazetelerinde haber var. İzmir'de okumuştur Adnan Menderes. İzmir Amerikan Lisesi mezunu. Aslında Aydınlı ama hani İzmir'in futbol takımlarında da 6 ayda sanırım top koşturmuşluğu var. Belki de karşı yaka emin değilim. Acaba onun şeyini mi utancıyla mı bu kadar bir Yılmaz Özdillik çıktı yok, İzmir'den? Yok o nesiller yani, arasında bağlar Atatürk'e kopmuş. Atatürk'e muhalefet yani... en sert muhalefet İzmir'den çıktı. Şey Cumhuriyet Halk Partisi döneminde ilk dönem Cumhuriyet'in ilk yıllarında en sert muhalefet İzmir'den çıktı. Ama ben onun bu bilginin nesilden nesile aktarılan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum ve görmüyorum. Öyle bir gözlemim de yok. Yani o neslin hikayesiydi bitti. 12 Eylül'den sonra başka bir İzmirlilik kimliği doğmaya başladı. Bu arada 2002 seçimlerinde AK Parti'nin ilk iktidara geldiği seçimde yanılmıyorsam İzmir'de Genç Parti mesela en çok oyu alan partiydi. Cem Uzan hani İzmir'in yani illa böyle hani yüceltilecek bir siyasal bilinç vurgusu yapılacaksa Cem Uzan'ı da birinci çıkartan şehir derler yani. O da var. Çünkü niyeydi? Cem Uzan ne yapmıştı? İşte sarı saçlı, mavi gözlü, boşnak. İşte böyle İzmirlilere benziyor. Genç, dinamik. Yani hiçbir siyasal vaadi aslında rasyonel değil. Anlattığı hiçbir şeyin gerçekliği yok. Tamamen kopuk böyle hani hakikaten kopuk. Parlak batılı bir iş adamı figürü. Parlak batılı iş adamı figürü. Merkez sağcı, seküler sağcı bir adam. Biz bu formülü tutmayacağını Fenerbahçe'de gördük. Evet. O yanılgıya düştük Fenerbahçe'de. Perişan olduk. Evet. Ama mesela Ramazan ayında da İzmir'de rahat edersiniz. Anadolu'da birçok şehirde insanlar oruç tutmadığı için dayak yer ama İzmir'de kimse oruç tuttuğu için kınanmaz. Yani öyle asimetrik de bir hoşgörü ortamı vardır. Güzel. Peki milli mücadelede de önemli bir yeri var. Tabii milli mücadelede şimdi insan anlatırken hüzünlendiği anlar var. Bu İzmir'in işgali meselesi hakikaten çok üzücü bir durum. Bir yani, de milli mücadeleyi şahlandıran hadise değil mi? İzmir'in işgali bütün toplumu milli mücadeleye katılma yönünde motive etti. Yani hatta zannediyorum Halide Edip Hanım'ın Sultan Ahmet mitingleri. Tabii şimdi 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu Ege'de işte sahilden gemilerle çıkarma yapıyorlar kordona yani deniz kıyısına. O anki İzmir metropoliti dedikleri yani baş rahip gibi bir rahip gelip işte Yunan ordusunu orada kutsuyor. İşte hoş geldiniz falan. Bir anda İzmir'deki yerli Rum nüfus işte askerlerini böyle bayraklarla, nümayişle, alkışlarla karşılayınca yüzyıllardır Rumlarla misafirlik yapan oradaki Türklerin tabii bilinci kırılıyor. Ya biz
ne oluyor? Kardeş, biz bu adamlar misafir komşuyduk. Hadi Tanzimat'tan sonra da diyelim hani eşit yurttaşlık geldi artık, gavura gavur demek yasak esprisi vardır ya. Bir anda hikaye değişiyor. İnsanlar öfkeleniyor yani Rumlara karşı ve o işgalde yaşananlar, insanlar öldürülüyor. Hatta işte o ilk kurşun meselesi var. O gerçi tarihsel olarak yaşanmış bir olay değil ama hani şehir efsanesi olarak üstüne çok şey atılmış. Hani biz gerçeğe şimdi kavuşamıyoruz ama Hasan Tahsin diye bir adam var. Mezarı da burada İstanbul'da Bülbül Deresi'nde. Hasan Tahsin o Hukuku Beşer yani insan hakları gazetesinde bir gazetecilik yapıyor. O işte ilk itiraz edenlerden biri. Ama bütün İzmir zaten isyan ediyor. Yani bu işgale direniyorlar ve sadece Sultanahmet'te değil, Fatih'te, Sultanahmet'te, Üsküdar'da yani İstanbul'un birçok yerinde Halide Edip'in o ateşli konuşmalarını yaptığı mitingler ve Atatürk'ün o dönemki adı, şimdi Atatürk demiyor, Mustafa Kemal Paşa'nın diyelim o dönemki adıyla Sakın hemen Paşa. 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruna binmesi İzmir'in işgaline akabinde İzmir'in işgalinin akabinde gerçekleşen bir tarihi hadise. Yani 19 Mayıs'ta da Samsun'a çıkması, bütün o sürecin tetiklenmesi orada başlıyor. Yani 1922'de İzmir kurtulduğunda Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e geri girdiğinde ister istemez yerli Rum nüfusa da büyük bir tepki var. Yani bir sataşmalar, tacizler, saldırılar meydana geliyor. Çünkü hani hafızalar taze. Hani o Yunan bayrağını İşte vali konağından indirip oraya Türk bayrağını çekmeleri falan bir büyük bir heyecan. Yani. O zaten sonradan tekrar çekilmiş hadiseden sonra. O tabii o film amacı. Bu arada o bayrağı çekenlerden biri bir asker. Batmanlı, Kürt bir asker. Soyadı İzmirli. Ben bir gazeteci bir tanıdığım var ya. Soyadı İzmirli. Batmanlı abi dedim. Senin soyadın, sen Batmanlısın. Soyadın niye İzmirli? İşte o bayrağı çekenlerden biri benim dedem. Demişti. İzmir'de kalmış. İzmir'de. Yok, İstanbul'da yaşıyordu. İstanbul'da. Ama yani o olay sırasında İzmir'de askermiş yani. Peki bu meşhur İzmir yangını meselesi evet, var. 1922. Hemen netameli bir konu, tartışmalı bir konu. Yani iki farklı görüş var. Yani net konuşmak gerekirse yani, tarih konusu. Dedikodulardan değil de kayıtlardan bahsediyor. İzmir yanıyor. 3-4 gün boyunca İzmir'in o Rum Ermeni mahalleleri büyük bir yangınla tahrip oluyor. Yani İzmir'in eski İzmir dediğimiz işte kadim, kordonun arka tarafında evlerin olduğu büyük bir mahalle. Bugün İzmir Fuarı dediğimiz kültür park vardır. O kültür park o yangın yerinin üzerine kuruluyor. Yani o yangın izlerini yok edercesine. Şimdi fuar yeri 5-6 yıl önce başka bir yere taşındı ama İzmirlilerin hafızasındaki o meşhur İzmir Fuarı bugün hala park olarak duruyor böyle. Büyük bir halka açık bir park. Orası o yangın yerine kuruluyor. Yangınla ilgili tevatürler şu. Bir taraf diyor ki burayı Türkler yaktı diyor gelince. İşte Rumları Ermenileri kaçırmak üzere Sakallı Nurettin Paşa'nın yaktığı söyleniyor. Bir başka hikayede, tarihsel anlatıda kaçarken Yunan. Rumlar ve Ermenilerin yakarak kaçtıkları. Yani Yunan askerlerinin yakarak kaçtıkları. Aslında çok. İkisi teoride mümkün ama bir yandan da şu var yani. Belki ikisi de oldu. Şu var yani Türkler girince İzmir'e Rumlar yapmıyor ama Ermenilerin bir direniş, küçük bir hani çete gibi diyelim, hani büyük küçük demeyelim, hani büyük bir çeteyle yerel bir direniş başlatıyorlar Türk askerlerine karşı. Halbuki savaş bitmiş yani İzmir Türkler kazanmış, yani o direniş biraz beklentisi olmayan bir direniş aslında. Hani zafer beklentisiyle yapılmış bir direniş değil, kazanamayacakları aşikar. O sırada hem yaktıkları hem de onların işte sığındıkları kiliseler var. Hani Nurettin Paşa'nın o kiliseleri yaktırdığı askerlere yönelik o yangının da büyüyüp şehri sardığı yönünde. Yangın sırasında ölen insanlar oluyor. Ama daha çok yangın vesilesiyle kaçanlar, yani İzmir kordona yüz binlerce insan belki yığılıyor. Gayrimüslim nüfus yani karışık. Bunlar çünkü artık tamam Türkler geldi, biz gidelim, bize burada deşifre oldu. Burada yaşama şansımız. Burada yaşama şansımız. 15 Mayıs 1919'da yapılanlar da hafızada. Bunlar gemilerle tahliye ediliyorlar. Avrupa ülkelerine, Yunan ülkelerine, adalara. O tahliye haritasını tam bilmiyorum ama gidiyorlar ve tabii yine kalan bir nüfus var. Kalan nüfus da daha sonra Venizelos'un talebidir bu arada bu mübadele talebi. Yani Lozan'da yapılan mübadele var ya, Lozan'da mübadele kararı alıyor. Bu karar Yunanistan nüfusu çok azdı anavatanda diyelim. Hani buradaki Rum nüfusu, Hristiyan Rum nüfusu çekmek için bu talep onların da. Kalan İzmir'deki kalan Yunanlar da mübadeleyle gidiyorlar ve şehir
mübadeleden sonra Türkleşme ve İslamlaşma süreci yani bu Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde tamamlanıyor. Yani çok böyle ironik gelecek. Şimdi böyle Atatürkçülük, gavur şey, gavur İzmir falan deniyor ama Müslüman İzmir'i Müslüman yapan Mustafa Kemal Atatürk. Onun bu siyaseti yani. Mübadele zaten bu siyaset. Tabii bir parçası. O da bir taraftı. Milli mücadele kazanıldıktan sonra yeni cumhuriyetin temelleri atılırken zannediyorum cumhuriyetin temelleri de İzmir'de atılıyor bu. Tabii İzmir İktisat Kongresi vesaire yapılıyor. Bir de Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e yerleşip Çankaya Köşkü'ne gitmeden önce. Tabii Latife Hanım'la bir evliliği var. Latife Hanım İzmir'in büyük ailelerinden biri. İşte Uşakizade. Bunlar aslında Uşaklılar. Halı, büyük bir halı tüccarı bu aile. İşleri daha iyi yapabilmek için yani dünyaya açılan pencere ya. Yani Uşak'ta kalamazsınız, bir yerden büyüyemezsiniz. İzmir'e gelmiş, İzmir'de büyümüş bir aile. İşte muasır diyebileceğimiz bir aile Uşakiler. Latife Hanım da onların güçlü, dirayetli, entelektüel, okuyan, yazan kızları. Asistanlık yapıyor. Tabii Mustafa şey Kemal Atatürk İzmir'e geldiğinde gazeteleri, yabancı gazeteleri tercümesinde yani. Vesaire yardım tabii dikkatini çekiyor. Kısa bir evlilik süreçleri var. Cumhuriyetin yani bir fikir olarak. Bu arada İzmir de böyle sadece bir şehir değildir. Bugünden bakınca ben hani içinden çıkmış biri olarak değil de ben hayatımın yarısını İzmir'de yaşadıysam yarısını İzmir'in dışında yaşadım. Hatta daha fazlasını doğdum. 18 yaşına kadar ben İzmir'de yaşadım. Hala her yıl gidip geliyorum. Yani yılda birkaç kere gidiyorum. Asla bağım kopmadı ama dışarıdan da bakınca... Şeye de gidiyorsun, Balkanlara da gidiyorsun. Tabii tabii, Balkanlara da İzmir'de. Tam bir sılayı rahim insanısın. Yani. İzmir'de bir fikir aslında. Yani bir idealdir. İzmir bir ülkü. Yani orada yaşayan insanların da bir ülküsü. Cumhuriyeti kuran iradenin de bir ülküsü. Yani istedikleri şey aslında bütün Türkiye İzmir gibi olsundu belki. Ama tabii evdeki hesap çarşıya uymaz, ayrı mesele. Ama İzmir baktığınız zaman hani aydın, çağdaş, ülkesini seven, vatanperver, dünyaya açık insanların yaşadığı bir şehir bakınca böyle hani teorik olarak böyle ideal tablo. Bunda sapmalar olur olmaz, olmuştur olmamıştır o başka bir tartışma. Böyle bir şehir İzmir. Atatürk'ün de buraya ilgisi biraz da bundan yani İzmir'de gördüğü bir hayat var. Bunu vatanın bütününe teşmil etmek istiyor. Bu arada Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hayatının son döneminde hastalanınca yani ayrılmış olsalar da Latife Hanım'ın yanına gidiyor bu arada. Latife Hanım Zübeyde Hanım'la çok yakından ilgileniyor. Karşıyaka'da benim evime çok yakın bir yerde Zübeyde Hanım'ın yaşadığı bir yine Uşaki ailesine ait bir köşk var. O köşkte vefat ediyor. Zübeyde Hanım İzmir'de mi? Zübeyde Hanım. Mezarı da bizim evin orada yine Karşıyaka'da. Bilmiyordum ben. Kabri orada. Zübeyde Hanım Mahallesi, Zübeyde Hanım İlkokulu var. Hmm. Hani orada bir Zübeyde Hanım havası var. Şimdi İzmirlilerin biraz da Karşıyaka'nın Atatürk'e olan sevgisi de biraz da var. Hani annesini bize emanet etti. Hmm. Duygusu da olabilir. Hani evet. Bir açıdan bakınca. Ben çok gitmişimdir Zübeyde Hanım'ın kabrine. Ya önünden çok geçtik yani okula gidip gelirken. Hmm. Öyle de bir konu var. Hem mesela çok da bilinmez bu konu. Yani Türkiye'de mesela sorsak insanlar Zübeyde Hanım'ın kabri nerededir diye. Ya Ankara ya İstanbul evet. Derler. Karşıyaka'da. Ben oyumu İstanbul'a yanakladım. Eyvallah. İzmir'in aslında üçüncü büyük şehir olmasına rağmen belki de İstanbul'dan sonra ikinci sırada sayabileceğimiz bir futbol dünyası var değil mi? Evet. Ezeli rekabeti dahil. Tabii İzmir'de hem futbol hem basketbol sevilir, oynanır. Futboldan bahsedecek olursak tabii akla gelen hemen Karşıyaka Göztepe derbisi. El Clasico. El Clasico'muz bu. Tabii Karşıyaka 1900... O kadar dehşetli mi hakikaten? Ben tabii tabii. Şimdi aynı ligler değiliz. Karşıyaka 3. ligde yani çok kötü yapma durumda. Ya, Göztepe yani biz liglerimiz çok farklı. Hüzünlü bir durum bu. Ben Karşıyaka'da ben hani Karşıyakalıyım ister istemez seviyorum takımı. Galatasaray'ı tutmakla birlikte kızıyorlar Karşıyakalılar. İstanbul takımı tutanlara diyorlar ki Bizanslı mısın diyorlar. Yani bir de çift pasaportlulara yer yok diyorlar. Yani Karşıyakalılar mesela ben küçükken lisedeyken 1. ligdeydi Karşıyaka. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş geliyor ya maçlara gidiyorsun tribünler dolu. Üç büyükler dolduruyor. Hmm. Karşıyakalılar küçük bir tribün. Çok ağır küfür ederlerdi İstanbul takımını destekleyenlere yani. Tabii İzmirlilere ne biçim adamsınız diye çok böyle küfürler geçerdi. Karşıyaka 1912'de kuruluyor. Balkan Savaşı atmosferinde kuruluyor. O yüzden formasının rengi yeşil kırmızı. Yeşil İslam'ı kırmızı işte bayrağı, Türk bayrağını sembolize ediyor. Çok o Balkan Savaşları'nda ki o hüzünlü dönemdir. Yani çok büyük acıların yaşandığı dönemde milli bir refleksle kurulmuş bir kulüptür. Kaf Sinkaf sloganımız da hani bağırırken oradan gelir. Kaf
Sin ve Kaf. Arapça hani eski Türkçedeki KSK harflerinin okunuşudur. Göztepe 1925'te daha sonra kuruluyor. Sarıkırım. O da Göztepe'de yani Körfez'in diğer tarafında kuruluyor. Bir de Altay takımı var. Altay daha böyle iddiatçıların takımı. Bir de Altın Ordu var. İzmir Spor var. Bunlar da büyük kulüpler. İzmir'de. Altın Ordu hala şu tabii, an. Tabii. İşte Altın Ordu tabii. Yani Altın Ordu, Altay, Göztepe bunlar İzmir'in güzide kulüpleri. Hani seyircisi olan, kültür geleneği olan kulüpler ama illaki bir seçim yapacaksak burada asıl olan Karşıyaka Göztepe rekabetidir. Ve bu rekabet çok ciddi rekabettir. Yani kavgalar. Ne oranda çok ciddi. Ben şimdi İstanbul'da olduğum için en fazla Galatasaray Fenerbahçe. Aynı hikaye. Şehrin iki yakası. Yani bir şehirde derbi nedir? Şehrin iki yakası. Dayak yer misin yani şimdi gidip Karşıyaka'lı bir Göztepe'de? Hayır, eskisi gibi midir bilmiyorum. Ben yıllardır o derbilere gitmiyorum. Yani ama Karşıyaka formasıyla Göztepe'de gezebilir miyim? Yok, olmaz. Gezemezsin. Caiz değil yani. Gezilmez. Yani Karşıyaka çarşıda gezilmez. Ya mesela ha, bir de uyarırlar. Yani karşı Beşiktaş çarşısında böyle maç günü Fener formasıyla dolaşamamak gibi. Karşıyaka çarşısında da öyle kimse Göztepe formasıyla. İstanbul'da öldürüyorlar insanı. Dolaşılmaz. Mecidiyeköy'de Beşiktaş formalı birini öldürdüler ben. Evet, yani o sert bir rekabet. Hatta ikinci lig 80'lerin başında Atatürk Stadı'nda ikinci ligde seyirci rekoru kırılıyor. Yani bilet rekoru kırılıyor. Hmm. Şu an Atatürk Stadı'nın kapasitesi 50-60 bin düşürüldü. Ama ilk yapıldığında koltuk yoktu. Sıkışı yani böyle sıkış tepiş o stat 80-90 bin kişiyi alabilecek bir stattı. Ben o statta çok maç izledim. Olimpiyat oyunları için yapılmıştı. Ya o maçta biletli biletsiz belki 80-90 bin kişi vardı tribünlerde. Çünkü hani biri birinci lige çıkacak. Öyle bir maçtı. O maç dilden dile anlatılır. Ben hep şey derim. O maçı izledim diyen İzmirliler var. Ben o maçtaydım diyenler var. Hmm. O 300 bin kişi falan. Yani sahanın, stadın kapasitesinin 4 katına falan çıkar yani. Ben oradaydım diyenler. O çünkü artık efsanedir. Herkes kendini orada anlatır. İftihar vesilesi oldu. İftihar vesilesidir. Çok maça gittim. Çok otobüsler taşlanır. Mesela Göztepe'de Göztepe'ler Karşıyaka otobüsünü, Karşıyaka'lar Göztepe otobüslerini. Aslancak'tan geçer ya bunlar. Bunların pek şeyi var mı? Sosyal bir farklılıkları iki yakın. Yok yok, aşağı yukarı aynı. Aslında. Yani aşağı yukarı sosyal yapı aynı, siyasal yapı, demografik olarak birbirine çok zaten şeydir, sorun odur yani. Bu derbilerde, kim tepsi edecek? Evet, derbilerde ben bazen anlayamam. Hani mesela İrlanda'da diyelim işte Katolik Protestan derbisi olabilir. Evet. İngiltere'de zengin takımı, işçi takımı olabilir. Şeyin temeli o bildiğim kadarıyla İstanbul'daki Fenerbahçe Galatasaray meselesinin. Onu bilmiyorum. Aristokrat Galatasaray'a karşı halkın takımı Fenerbahçe. Doğrudur. Nazım Hikmet'in böyle bir yazısı var mesela. Fenerbahçe İzmir'de iki hikaye takımı. Şey iki eş kardeş yani. Ama maçlar iki benzeyen. Çok, tabii de maçlar çok zevkli oluyordu. Ben yani lise yıllarımda çok gittim Karşıyaka Göztepe maçlarına. Alsancak Stadı'nda gerçekten seyir zevkinin hani temaşanın olduğu, tribünlerin bangır bangır tezahürat yaptığı, gerçekten futbol maçı duygusunu, yani maç izliyorum duygusunu yaşatan maçlardır bunlar. Hele 90'larda bambaşkaydı ve birbirleriyle de çok atışırlar. Ya yani çok büyük şakalar yaparlar birbirlerine. Bir tanesini anlatayım. Göztepe küme düştüğünde Karşıyakalılar, Karşıyaka'nın çarşısında bir cami var. İki tane Karşıyaka taraftarı gidip hocaya ağlayarak diyorlar ki ya hocam benim halam vefat etti. Sela okur musun? Tabii ki diyor hoca, adı ne diyor? Orada bir kelime oyunu yapıyorlar. Eftane Göztepe S ile hocaya böyle söylüyorlar. Hoca da uyanmıyor ve bütün herkes cep telefonlarını çıkartıyor işte camide. Hoca bayağı sela okuyor. Sonra diyor ki efsane Göztepe vefat etmiştir, Allah rahmet eylesin diye. Böyle hani tribün kültürü açısından çok iyi bir şakadır. Ve bunun gibi nice olaylar vardır. Yani Göztepe'lerin de yaptığı böyle çok hani sıkı şakalar olmuştur. İşime gelmediği yani. İçin o yaptığı biliyorsun. Ben bilmiyorum. İzmir'de tipolojisinde relanslık diye bir şey var mı? Tabii İzmir rahatlığı diye bir şey var. Yani mesela İzmirli iş adamlarının diyelim hani potansiyeli çok daha fazladır ama çok büyümez. Diyelim öyle hani tatile gitmek, hayatı yaşamak, kordonda manzaraya karşı bir şeyler yiyip içmek, işte hafta sonu Güzelyalı tarafındaysa Çeşme'ye gitmek, Karşıyaka tarafındaysa Foça'ya gitmek. İzmirlilerin, Karşıyaka'nın sloganı vardır yani kışın maça, yazın Foça diye. Hani böyle sayfiye yerinde hayatın tadını çıkarmak anlamında İzmirlilerin bir tutumu var. Bu çok rahatlar yani öyle bir mesela İzmir'de dışarıdan hırs yok, ihtiras yok. Dışarıdan gelen bir adam şaşırır. Dışarıdan İzmir'e iş yapmaya gelseniz böyle şaşırırsınız. Benim abim bankacı İzmir'de, diyor ki yani mesela hani gidip patronlara bankacılık yapacaksınız, hani kredi satacaksınız, ürün satacaksınız, patronu bulamıyorsunuz yani.
Cuma günü patron yok. Cuma'dan Çeşme'ye gitmiş. Pazartesi Çeşme'den gelmiş günler sabah. Günler için böyle derler. Benziyor işte bu Akdeniz iklimi. Yani pazartesi günü adam zaten sabah sayfiyeden gelecek. Cuma günü gidecek, kaldı salı, çarşamba, perşembe. Onun bir günü de kendi işi yapacak. Bir gün yine arkadaşlarıyla kordona kaçacak falan. Adamı belki yakalayabileceğin bir iş adamını bir gün, iki günüm var. Yani bir böyle, öğlen siestası eksik. Evet yani İzmir'de öğlen siestası hakikaten yapılsa yapılır. Böyle dediğim gibi yani ihtirasları olmayan insanlar böyle aman onu koparalım, şunu yapalım, şuraya bir kat daha çıkalım, şuraya bir dükkan daha açalım. Tatil beldesi. Tatil ruhu. Herkes tatil beldesi. Yani ticari hayat da böyle tatil beldesinde. Ticari hayat da öyle. Açıkçası bu da benim sevdiğim bir durum. Yani şu, bu fani yani. Fani dünyada gelmişiz gideceğiz. Aman yani. Taksim ya ben İzmir'deymişim. Evet yani kısa bir ömrümüz var. O ömrü hani böyle çok büyük karmaşalarla, koşturmacalarla harcamaya gerek yok. O yüzden ehli keyiftir İzmirliler. O yüzden de sayfiye yerleri meşhurdur. Yani işte Foça'sı, Çeşme, Alaçatı, Kuşadası. Bunlar Alaçatı İzmir'e... nedir abi? Alaçatı nasıl bir şeye dönüştü öyle? Alaçatı şey Alaçatı köydü. Alaçatı'dan konuşalım. Alaçatı çok bozdu diyelim. Tabii Alaçatı bozdu. Alaçatı. Ben de bu arada İzmirliyim ama ben daha çok hani sayfiye yerleri çok bilmem. Benim ailemdeki o biz sonradan İzmirliyiz yani. Hmm. Bizim bir deniz kültürümüz yoktu. Biz Aliağa, Çandarlı işte taraflarına biraz giderdik. Biraz Foça'yı biliriz. Ben Çeşme'yi çok bilmem. İşte ama nedir? Çeşme sayfiye yeridir. İşte mübadelede oradaki Rum nüfus gitti. İşte Türkleri yerleştirdiler. İşte Selanik'ten, Girit'ten vesaire. Orada öyle bir iklim oluştu. Çeşme, Alaçatı da Çeşme'nin bir köyü. Bu arada Alaçatı sahilde değil. Alaçatı'nın aslı orijinali şeyde. Dağın başında yani. Yani o yarımadanın, o Çeşme çıkıntısının ortasında bir yerde böyle kıraç bir yerdedir aslında Alaçatı. Ama onun aşağı taraflarında işte bu sörf yapılan yerler keşfedilince aslında biraz da Çağla Kubat sayesinde olmuş diyebilirim yani çok abartır mıyım bilmiyorum. 80'lerde hani, falan var mıydı böyle bir Alaçatı efsanesi? Yok. Sonradan bu 20 yıllık bir hikaye. Benim bildiğim varsa da ben bilmiyorumdur. Hani dediğim gibi o tarafa çok hakim değilim. Ama bu Alaçatı işte sörf ve turizm bu biraz da şey hani bu turizmin için yeni alternatif mekanlar arayışı başlayınca Çeşme doldu. Bu arada bence İzmir'in en güzel yerlerinden biri Ilıca'dır. Sadece Çeşme'nin değil. Ilıca kocaman bir halk plajıdır, sahildir, kumu, suyu açısından. Hani İzmir deyince benim aklıma tatilse mesela, denize girmekse işte Ilıca gelir yani Alaçatı'dan önce. Alaçatı daha çok böyle turistik yani eğlence odaklı, daha konsept bir tatil beldesi haline geldi. Tatilliği de kalmamış. Ben kalabalık. Gitseniz böyle ben bir de 3-5 gitti ben yürüyemezsiniz yani. Dehşetli bir kalabalık. Kimse eğlenmiyor. Hı-hı. Herkes bir Instagram gönderisini yaşıyormuş gibi. Çok doğru. Alaçatı kocaman bir Instagram hesabına dönüştü. Evet, keyif alan da görmedim yani. Onun herkes İzmir'de çok başka yani. Çok güzel yerler var. Yani evet. Seferihisar taraflarında olsun, Gümüllü tarafları olsun. Yine işte Çanakkale tarafına doğru. Yani Foça'dan itibaren yukarıya doğru gidilen çok güzel yerler var. İzmir böyle sayfiyesiyle de bilinen bir yer. Bayağı da nüfus çekiyor yazın. İklimi aslında o kadar şey iklimi değil. Akdeniz gibi tatil iklimi. Aslında güzel. İklim açısından iyi. Tabii bir Antalya kadar sıcak değil. Yani Rusların Antalya'ya gitmesi boşuna değil. Antalya İzmir'e göre epey sıcak bir yer. Çok daha hani coğrafyası da çok geniş. Yani İzmir gibi girintili çıkıntılı bir yer de değil. Çok düz bir yer. İzmir'in biraz da belki o öyle ama bir tarafı var. Ama girinti çıkıntısı büyük pozitif avantaj değil, değil mi? Çünkü bir sürü koy var. Tabii koy açısından çok ama hani böyle plaj kurmak istediğinde hani böyle binlerce aksın dersen. Antalya'daki Konyaaltı plajı gibi, bir şey yok. Veyahut da Sarımsaklı plajı Ayvalık'taki gibi bir yerleri yapamıyorsun. Daha butik daha küçük yerler İzmir'de. Bu zaten İzmir'in içinde mesela denize girilmiyor. Yani kordon dediğimiz yer sadece bizim yanına gidip bir şeyler yiyip içtiğimiz. Denizine baktığımız üzerinden vapurlarla yolculuk yaptığımız. Tabii. Boğaz körfezimizde bir vapur trafiği var. Aynı bizim İstanbul Boğazı gibi. İşte bir takım iskeleler var. Alsancak, Pasaport, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Göztepe iskeleleri, üç kuyular. Bu iskeleler arasında bir de Bostanlı var. Bunların arasında ciddi bir şehir içi ulaşım trafiği var. Ben Manisa'da büyüdüm. Çocukken İzmir'e giderken o körfezden geçerken meşhur bir koku vardı. Berbat kötü bir bayıltan koku vardı. Bir koku vardı evet. Yani. Yıl kaç? 80'ler 90'lar. 90'lar evet. Şey gibi mi? Bizim Haliç kokusu gibi mi? Çok kötü. Belki daha kötü. Ben Haliç'in kokusunu bilmiyorum ama korkunç Haliç'i bir koku. Ben biliyorum. Çok fenaydı. İzmir körfezi. Şimdi Bayraklı tarafında Salhane dediğimiz bir yer vardı. O Salhane'de dericiler, hayvancılar, kesim yerleri olan bir yer vardı. Arıtma sistemlerinin olmadığı bir dönemde işte Bornova, Pınarbaşı, belki de oradaki sanayi tesisleri derken
bütün o pislik körfeze akıyordu. Körfez kendini o kadar akış çok o kadar fazlaydı ki kendini temizleyemiyordu. Ve İzmir yıllarca çok kötü koktu. İnsanların hani hatırasında İzmir çok kötü kokusuyla vardı. Aynı koku demek ki. Çünkü yani o zaman da şeyde Sütlüce'de falan deri atölyeleri vardı. Tabii deri, hayvancılık deri. Sebebi tabii. De aynı, kaynağı da aynı. Aynı. Sonuç da aynı. Sonra rahmetli Ahmet Piriştin'e vefat eden, görev başında vefat eden belediye başkanı. Burayı rehabilite etti. Yani büyük... Ahmet Piriştin'e de net İzmir belediye başkanı adı. Tam adı değil mi Piriştin'e? Yani bir o dericiler önce şehir dışına taşıdılar. Oraya çok büyük kolektörlerle suları başka yere aktardılar. Yani alt akıntıların da olduğu alanlara ama arıtarak suları çok daha uzağa verdiler körfezin çıkışına doğru. İşte o Meles Deltası'ydı sanırım. Yani o koku kaynağını hem kaynağından kestiler hem suyu arıtarak körfeze verdiler hem de körfezin de kendini temizlemesini sağlayacak şekilde ciddi bir yapılanmayla o kokuyu sildiler. Şu an kokmuyor İzmir ama bizim çocukluğumuzun korkunç hatıralarından biridir o koku. İlginç. O, demek Türkiye'nin durumuyla alakalı. Tabii, aynı tabii. Dönemlerde bambaşka coğrafyalarda aynı kokuları bir tabii, de duyduk. İşte o Salhane'de mesela hala kıyamışı vardır. Yani, Sütlüce'de bugün nasıl uykuluk satan yerler vardır. Kokoreç uykuluk için nasıl Sütlüce'ye gidersiniz? Bugün İzmir'de de hala Bayraklı'da kalmıştır. Bütün o dericiler hayvanlar taşınsa bile kesin yerleri. O da ilginç. O lokantalar devam ediyor. Yani Ardını bu şekilde olmak zorunda bunlar. Evet evet. Sütlüce ile Bayraklı ben çok benzetirim yani. Çok İkisinde ilginç. De uykuluk yemek için yerler vardır. Evet, çünkü onda kokunun kaynağı orasıydı yani. Çünkü evet. Haliç Köprüsü'nden geçerken otobüslerde hemen alelacele canlaraş camlar kapatılırdı. Aynı şekilde biz de Karşıyaka'dan Konağa Alsancak'a giderken belediye otobüsleriyle altın yoldan geçerdik. Böyle korkunç bir koku vardı. Şimdi çok şükür her şey yolunda. Boyozu konuşmadık. En boyoz. Sonunda. Aa boyoz ben çok severim. Yememeye dikkat ediyorum. Yani yağlı ve boyoz İspanyolca bir kelime. Öyle mi? Böyle iki L'ler Y okunur ya İspanyolca'da. Muhtemelen yazılışı böyle bollos şeklinde falan. Yani aslında bir sefaret böreği. Yani 1492'de İspanya'dan kaçan Yahudiler Osmanlı coğrafyasına geldiklerinde İzmir'e yerleşiyorlar. O İzmir'e yerleşen Yahudilerin İspanya'dan getirdikleri bir boyoz ve işte 500 yıldır kesintisiz bir şekilde İzmir'de Yahudi folklorundan bir besin mi bu? Belki Yahudi demeyelim de sefaret diyelim. Yani İspanyol Yahudisi İspanya'da diyelim. Belki başka böyle... bir Yahudi, başka bir coğrafyadaki Yahudinin böyle bir böreği olmayabilir. Evet. Yani o İzmir'e has bir börek. İspanya'daki Yahudiler şu an onu yiyor olabilir mi? Ha onu bilmiyorum. Böyle çok da bir numarası yok şimdi. Boş bir börek. Böyle yufkalardan yağlı boş bir sıcak börek. Olduğu ama zaman sıcak yenebilen olur. Sadece. Ama işte biz seviyoruz onu. Yani yapıldığı fırınlar var. İzmir'de hala bunu yapan güzel kara fırınlar var. Hatta İzmirliler onu inovatif bir şekilde 500 yılın sonunda işte enginarlı, soslu, çikolatalı, patlıcanlı çeşitli hiç versiyonları var. Şey var. Peynirli versiyonları da var. Ama işte klasiğe dokunacaksın. Ben sade yerim. 2+1'dir İzmir'de. Yani iki boyoz bir yumurta. Pişmiş yumurtadır. El arabalarıyla boyoz satarlardı küçükken. El arabasının kenarında bir tane bağlı şöyle uzun 30-40 santimlik bir misine vardı. Satıcı yumurtayı hemen avucunda kavuğunu kırıp misinayla dörde bölüp yumurtayı boyozun yanında verir. Bir de çay. Hani boyoz yumurta çay kahvaltısı İzmirlilerin değişmez kahvaltısıdır. Hala daha devam eder. Ben İzmir'e gittim mi ilk işim boyoz yemektir. Bir de kelle söğüş. İstanbul'da pek bulamıyorum. Kelle söğüş mü? Evet. İzmir'le ne alakası var? Kelle söğüş İzmir'de çok yapılır. Alsancak'ta, Karşıyaka'da, sokak aralarında çokdur. Böyle hani kelleyi ayıklayıp dürüm şeklinde söğüş haline getirip yerler İzmir'in güzel lezzetlerinden biridir. Bu arada İzmir mutfağını konuşmadık ama İzmir'de bir İzmir mutfağından söz edebilir miyiz? Tabii ki. Hani böyle derler ya Fransızlar 200 çeşit peynir yapıyor. İzmirliler de 200 çeşit köfte yapıyor olabilir. Öyle yani mi? Çeşit çeşit köftelerimiz var. Çok güzel köfteciler var çarşıda. Esnaf, yani hem evde yapılan yemekler hem bilhassa kemer altındaki esnaf lokantaları, Çankaya'daki basmanedeki esnaf lokantalarında Ege mutfağı pişen, gibi bir şey mi? Ne? Hem Ege mutfağı hem zeytinyağlılar hem de o tencere yemeklerinin çok güzel yapıldığı bir şehirdir İzmir. Yani ben İzmir'de 4-5 tane böyle Türkiye çapında kaliteli diyebileceğimiz esnaf lokantası biliyorum. Köfteler tabii de otlar var. Yani bu mübadeleyle gelen Giritlilerin bilhassa İzmirlilere öğrettiği otlar var. İzmir'in sokak lezzetleri çok iyidir. Yani Kemeraltı'na gittiğiniz zaman. Ne var? Tatlı, işte köfte, tatlı kelle ne? Söğüş, şambali mesela. Hisar önünde satılır. Ha. Hisar camileri. Çok güzel bir şambali dediğimiz bir tatlı vardır. Böyle dondurmacıları çok iyidir. İşte muhallebicileri çok iyidir. Lokma dökülür sokakta. Ben İstanbul'da lokmayı parayla satıyorlar. İzmir'de herkes hayır için lokma döker. Ben İstanbul'da bir gün lokmaya para verdiğimde ben kendi kendime ne yapıyor demiştim. Yani biz İzmir'de lokmaya para vermeyiz. Yani sokaklarda herkes mutlaka hayır için lokma döktürür. Bu İzmir geleneğidir. Burada da başladı yani. Evet evet. Böyle her yerde sokakta görürsünüz. Arabalarda hemen döküp döküp dağıtılır. Lokma bir İzmir tatlısı mı? Bilmiyorum. Nerenin tatlısı ama şeydir. İzmir'de iyidir. Mesela İzmir'in bozası da çok güzeldir. Arnavut göçmenler, muhacirler
yapar. Hmm. Sokakta boza bunlar satarlar. Bunlar münasır lezzetler değil. Bak şu an söylediklerinin hepsi genel Türk yemekler ama. Ama mesela İstanbul'da boza kaşıkla yeniyor Vefa'da. İzmir'de incedir. Çok incedir ve ayran gibi içersiniz. Yani çok farklı şey yapamadım. Bir çek... bir boyoz şeyi alamadım yani. Tabii tabii. O anlamda demeyeyim ama lezzet açısından diyorum. Hmm. Yani kemer altına gittiğinizde... İzmir'e has olarak söyleyebileceğin. Bak İzmir mutfağı diyerek. Yok ya öyle bir şey yok. Hani ot yemekleri var işte. Şevketi bostanlar, çipezler, hani böyle deniz börülceleri vesaire bir sürü ot çeşidi var. Ben de benim otla aram olmadığı için çok hakim değilim. Ben et diyorum köfte yani. Köfte dediğin iyiydi o. Tabii orada kalalım. Hani İzmir köfte dediğimiz, Hasanpaşa köfte İzmir dediğimiz. İzmir köfte bak. Hani çeşit köfteler. Bir de özel bir yemek olmasa da kemer altında yiyeceğiniz bir köfte gerçekten güzel bir köftedir. İzmir köfte hakikaten sadece İzmir'de mi çıktı acaba? Yok. Niye yani, İzmir köfte? Bilmiyorum, adı öyle kalmış. Yani ne zamandan beri acaba? Şerbetçiler vardır mesela kemer altında, işte karadut şerbeti, limon, limonata vesaire, çok güzeldir bunlar. Hisar Camii'nin etrafında mesela acayip bir şey vardır. Bir hayat vardır orada, böyle çok hareketlidir. Hisar Camii, bizim de Selahattin Camii yoktur ya İzmir'de. Hmm. İzmir'in camii kebiri Hisar Camii'dir. Tam kemer altının ortasında. Orası da 300-500 yıllık, 400 yıllık bir cami diyelim. O İzmir'in ticari hayatı, lezzet durakları onun etrafında oluşmuştur. Orası da görülesi bir yer. Kızlar Ağası Hanı vesaire. Tabii yani, Mardin dedin, midye kültürü de. Tabii tabii Mardinler, bütün Mardinler neredeyse. Ben şöyle şey gibi olacak, böyle felsefi bir problem gibi. Bütün Mardinler midye satmaz ama bütün midye satanlar Mardinlidir. İzmir'de ben İstanbul'da çok midye yemem ama İzmir'e gittim mi mutlaka İzmir'de Karşıyaka'da bilhassa midye yiyorum yani. Burada da Mardin'ler yapıyorsun. Ama bir alışkanlık yani, ağız alışkanlığı mı diyeyim. Yani damak tadı açısından ben İzmir'deki midyeyi daha çok seviyorum. Kokoreçi de burada yemiyorum, orada yiyorum. Burada böyle domates, biber vesaire karıştırıyorlar. O İzmir usulü derseniz karıştırmıyorlar. İzmir'de karışık olmaz, ona kızarlar hatta böyle içine. İzmir usulü kokoreç diye sade bir şey var. Yani evet. Ekmeğin içine o takos halkayı kesti ya, onu ekmeğin içine koyup ekmeğin içinde bıçakla doğrayıp kimyon, baharat sararsınız, verirsiniz. Budur yani. Burada böyle donmuş kokoreçi koyuyorlar, biberle domatesle karıştırıp sonradan ısıtıp kenarda rekabet koyuyorlar. Burada da iyi yapan yerler var canım. Şüphesiz vardır. Çengelköy civarında böyle bir merkezileşme oldu. Bir de beyin çorbası, ben İstanbul'da görürüm ama eskiden yoktu. Ne çorbası? Beyin çorbası. Beyin İzmir'de çorbası. Bütün çorbacılarda beyin çorbası fix yani, menüde olmazsa olmazdır çorbacılarda. Ben bilmiyorum. Burada kelle paça var, işkembe var. Hani beyin çorbanın içinde karışık olarak var ama bildiğin sek beyin çorbası olarak yapan yer varsa da İzmir'le alakalı bir yerdir o firma. Allah Allah. Duymadım bile beyin çorbası. Ben çocukken İzmir'e giderdik fuara. Şeyler vardı. Elektrikli otobüsler. Evet. Kalktı sorunlar. Kalktı. Esot. Hani İstanbul'da nasıl İETT var? İstanbul nedir İETT'nin açılımı? İstanbul Elektrik. Şey mi? İneklik etme taksisi. Tramvay, trolleybüs. 30 sene olmuştu yani. Gönlümde yazardı bu. Tabii. İzmir'de de Esot vardır işte, belediyenin şirketi. Elektrik, su, hava gazı, otobüs, trolleybüs. O Esot'un T'si trolleybüstü. Biz onlara boynuzlu derdik. Evet. Döşenmiş bir elektrik hattı var. O kancası var onun. Elektriği hattan alıp belli başlı hatlarda hareket. Ben çocukken yetiştim. Yani birkaç yerde bindiğimi hatırlıyorum. Sonra İstanbul'da tabii, da vardı. Tabii İstanbul'da da vardı. Yani İstanbul'da ve İzmir'de trolleybüsler kalktı sonra. Bir hatıra olarak Esot'un T'sinde sadece yaşıyor. Şöyle bir tercih yapmak zorunda kalsan diyeceğim ama zaten İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul mu daha güzel yaşanabilir, İzmir mi senin için? Yani İstanbul'da işin dolayısıyla mı mecbursun kalmaya? Tabii biraz iş ve evlilik dolayısıyla ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul güzel yani, İstanbul'da erişim yani kaynaklara erişim, kültür, sanat, sayı kitap, her türlü üretime erişim tabii ki burada daha kolay. Burası ana kaynak. Ama yaşanabilirlik açısından bir tabii ki ben İzmir'i tercih ederdim. Yani orada iş imkanım olsaydı benim için ve eşim için gitmek isterdim İzmir'e. Ama İstanbul'dan da memnunuz. Bir şikayetimiz yok. Ama yaşanabilirlik açısından net bir şekilde İzmir daha az nüfus, daha rahat bir şehir. Bu aralar trafiği çokmuş. Ben hissetmiyorum, duyuyorum. Birkaç yıldır kötü bir trafiği varmış ama ben dediğim gibi güncel bu andan bahsetmiyorum. Genel bir iklim olarak, genel bir yaşam biçimi olarak İzmir insanlara daha çok huzur zaten verir. İstanbul'dan giden biri için hiçbir yerin trafiği fazla olmaz. Evet, yani daha huzurlu bir yer olduğu kesin. Muhakkak.